Jewelry sunar. Sude'cim, bir günde bütün paylaştığım videoları kaldırmandaki en büyük etki neydi? Psikolojim bunu kaldırabilecek bir psikoloji değildi. Sence neden çok fazla linçlendiğini düşünüyorsun? Ben bence... Abi bunlar da ayrılmışlar. Niye doğru ayrıldılar anasını satayım? Ya bir kere köpek sahiplendirmeye çalıştım. Köpek linci yedim ya bak. İstanbul'da bir semtin teyzeleri tarafından mahkemeye verilmekle tehdit edildim. Hayatında biri var mı şu an? Hayatımda şu an. Sude, hiç küs olduğun bir influencer veya bir youtuber var mı? Var. Söylediğin şeyler bir insanı intihara sürükleyebilir. İşte psikolog Sude Alkış konuştu. Ben genç bir kızım, hata yapıyorum, bir şeyler deniyorum ve bir şeyler öğreniyorum. Eski erkek arkadaşımla paylaştım. İlk fotoğrafta ben bir linç yedim abi. Abi siz linçleye. Popüler yaptınız. Popüler yaptınız. Ya ben tiyatroya bir ünlü oyuncu yüzünden küstüm. Kim yüzünden? Bize kaldığın herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Fize Altun. Ve bu haftaki konuğumuz Sude Alkış! Alkışlarla. İnanılmaz Sude çok heyecanlı. Aşırı heyecanlı. Biz de öyleyiz. Biz de her hafta öyleyiz zaten ama Sude biraz daha heyecanlı bizden bu hafta. Evet, Sude bugün Sude çok iyi misin? İyiyim. Hoş geldin. Sude, hoş geldin. Gerçekten hoş geldin. Beni çağırdığınız, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya. Çok mutluyum. Sen geldiğin için nasıl biz teşekkür ederiz? Çünkü aynen, çok fazla merak ediliyor. Sude ama... Alkış nerede? Ne yapıyor? Ha? Deniliyor çünkü. Neyse, sen biraz rahatla, hem bir girişimizi biraz rahatlatalım diye Sude'nin bize getirdiği hediyelerle ve bizim sana vereceğimiz hediyelerle başlayalım. Tamam. Tanıyan markası Sude'nin. Bu senin markan mı? Ablamın markası. Birlikte yapıyoruz. Ama birlikte yapıyoruz. Evet. Değil mi aynı her zamanda? Her şeyimizi birlikte yapıyoruz abla. Ben de bu arada bir tane var. Krem rengi. Onu giyiyorum zaten. Ha, çok heyecanlandım şu an. Ya siyah. Müthiş. Evet. Çok güzel. Sude bu çok güzel. Bak senin arkandaki ayetenin giydiğin. Evet, müthiş. Evet. Umarım çok severek giyersiniz. Kesinlikle çok severek giyecek ki ben kremi de çok severek biraz giyiyorum. Biraz küçük gibi ama olsun diye. Ben kısa olur, kısa. Kısa bunlar daha umarım iyi. Umarım olur ya. Yok, yok. Getirdim ama. İyi yapmışsın. Umarım. Olur. Üstü aşk giyiyoruz zaten genelde. İçine böyle şeyler. Peki biz de gömleğimizi çıkarır şey yaparız. Bu sırada sana evet, hoş geldin hediyesiyle başladık. Aynen. Evet, biliyorum. Piyano Cevi'nin ana sponsorumuzun sana özel hediyesi. Ay çok minik ve çok zarif. Böyle bir şey. Çok benlik gerçekten, bir şey değil mi? Ben birazcık başkalarına verilen hediyelerini daha mı süslü. Evet. Bu sana çok biraz minnoş değil. Evet. İyi bari. Çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bir şey söyleyeceğim. Ben onu çıkaralım. Çıkaralım, takalım. Her hafta değişiyor mu artık ya hediyeler? Hep bir ara böyle vallahi bir şeydi. Valla bu aralar bir değişiyor bizim hediyeler. Konuğa göre bizim şekillenmeye başladı hediyeler. Hala. Ve hepsi çok şahane. Evet. Tolga alıyor ya. Kesin Tolga alıyor bizimkileri. Ben yine takabilecek miyim acaba titrek şey olarak? Ya ben inanılmaz utanıyorum. Neden? Bu arada çok heyecanlandım. Hiç heyecanlandın mı? Niye heyecanlandın? Yeter biraz tamam. Şey korkusu var böyle, söylediğim şeylerin sürekli yanlış bir yere çekilmesinin korkusu var. O sana yüzden... Sana bir şey söyleyeyim sen mi? De o korku genel olarak bir var ama evet, değil mi zaten? Evet tabii. Ama bu korkuyu insanlar bence Sude'ye empoze ettiler, anladın mı? Daha çünkü üstüne söylediği gittiler bir insanın her şey yanlış anlaşılabilir mi? Hadi ilk nasıl sorun bu. Anlaşılabilir. Neden öyle? Ne oluyor peki sence Sude? Nedenini keşke bilsem de çözsem bunu ama... Sen kendini mi yanlış ifade ettiğini düşünüyorsun yoksa herkesin... Ya elbette kendimi yanlış ifade ettiğim bir sürü şey vardı. Çünkü 3-4 yıldır her gün kendi hayatımla ilgili bir şeyler söylüyorum. Bir hafta önce giydiğim şeyi bazen beğenmiyorum ya da söylediğim şeyi bazen... Ne demişim ben ya diyorum, yani her gün fikirlerim değişiyor. Kendimi ifade etme biçimim değişiyor. O yüzden ya bilmiyorum, yanlış da ifade ediyorumdur ama bazen fazla üstüme gelindiğini düşünüyorum. Bence ben birazcık... Objektif bir gözle birazcık baktığımda gerçekten senin ekstra fazla üstüne gelindiğini düşünüyorum. Sebebini de dün akşam böyle sorulara falan soru hazırlarken baktım. Sude'nin çok güzel bir arkadaş çevresi var, tamam mı? Hı-hı. Çok rahat, eğleniyorlar. Ve rahat da yani ve hiçbir şey düşünmeden rahat. Arkadaş çevresinde çok rahat eğlenen çok bir insan. Çok küçükler bu arada bir evet, yandan da evet, bunu da söylemek lazım. Bir de bence insanlar YouTuber'ların ve influencer'ların çok haksız kazanç elde ettiğini düşündüğü için bu kadar fazla üzerinizde şey var. Ne münasebet. Ne münasebet canım ya, kaç yaşında kız bilmem ne markası çalışıyor diyor kardeşim. O zaman sen de yap, sen de çalış. Yap. Sen de aç bir kanal. Ya bunu zaten ben anlamıyorum. Gerçekten. Ne o? Bir YouTube kanalı açtılar bilmem. Sen de aç abi. Ya da sen de yap da izleyelim. Ya bu kadar da basit. Musun? Bu ya kadar da basit gerçekten. O marka seninle çalışıyor yani mu? Yani bizim bence gerçekten
Yani şimdi ben de yanlış anlaşılmaktan tırstığım için açıkçası söylediğim şeyleri de böyle bir filtreden geçirip söylemek istiyorum ama çok geçirme yani. Bu kadar fazla önemsememeliler bence. Evet, evet bence de. Ya ben sosyal medyayı çok ciddiye aldıklarını düşünüyorum. Çünkü evet. Sosyal medya benim hayatımda açıkçası çok ciddiye alarak kullandığım bir yer değil. Eğlenmek için, boş evet. Muhabbet yapmak öyle için. Öyle zaten sosyal medya. Onu yaptım, bunu yaptım, şu arkadaşımlaydım, bu arkadaşımlaydım. Aslında ben çok influencer kimliği olan biri de değilim. Sürekli böyle ürün paylaşan ya da sürekli markalarla çalışan biri de olduğumu hı-hı. Düşünmüyorum. Nedenini bilmiyorum. Bu para kazanma olayına çok laf etmelerine de çok anlam veremiyorum. Şöyle bir örnek verebilirim. Ben 5-6 aydır çok az iş yapıyorum ve 3 hı-hı. Ay falan telefonumu kapatıp bir ortalardan kaybolmuştum. Evet bu arada ben de merak ettim bu arada. O dönem bana sen nasıl para kazandın, nasıl geçimini sağladın diye sormadılarsa şimdi de nasıl para kazandım sormaya kimsenin hakkı yok bence. Bu kadar basit. Yani kazanmayınca basit. Sorulmuyor. 2 ay kazanınca öyle. Soruluyor. Aynen aa, öyle. Oldu. Bu kız yani. Ne yapıyor, niye diyor demediler. O zaman evet. Yavaş yavaş makyaja başlayalım. Aynen. Sen tenle başla ben bir şimdi gün. Ben geçenlerde bana dükkana gelen bir ürün vardı bu kozmet serisi. Şu kozmet şeyi anlatsan Allah aşkına. Şimdi bu SOS jel kriyi. Bu kozmet evet. Markasını bir kere her şeyden önce niye bu kadar da aynı zamanda severek anlatıyorum? Çünkü bu bir kadın girişimci markası kozmet. Evet. Anladın mı? Evet. Ve hayvansal hiçbir içeriği yok. Hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Süper. Aynı zamanda da şöyle bir durumu var. Bunun birazcık böyle hani ciltte ne? Hassasiyet olur ya hafif kırmızılık. Anında yatıştırıyor ve pürüzsüz bir şey yapıyor. Ama bunu sürmem gerekiyor. Sürüp şeyden önce. Bu arada sürüp eczanelerde şey satılan bir derma. Ay fez altın bana bak gerçekten. Ya aşkım. Ya aşkım. Ya yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Bu arada biz bunu yaparken senin de birazcık aynı zamanda şey oluyor. Heyecanın da gidiyor. Evet, üstüne tamam. Şimdi zaten şey yapacağız. Bize geçenlerde şey yazmışlar. Abi make-up artistsiniz. Biz birazcık da trik istiyoruz. Biz muhabbet o kadar kapılıyoruz ki. Yani bunu yapmak da zor bu arada. Hem makyaj yap, hem muhabbet et, hem ürün şey yap. Senin gözünden bakıyorum. Tabii ki sürerim. İki tarafa da sensör. Ben muhabbetinizi çok seviyorum. Gerçekten seviyor musun? Ben muhabbet dinlemeyi seviyorum birazcık. Ya oley. Açıkçası makyaja çok ilgim yok. Çok da beceremiyorum. Aşk olsun sulu. O yüzden o yüzden işte sivilcelerimi kapatıyorum. Allık sürüyorum. Buraya bu arada makyajsız gelen, özgüveni bu kadar yüksek bir genç kız. Hani cildim şey problem dedi ama hepsi geliyor ya hepsi neredeyse. Bok atma diyorsun şimdi yani. Bazısının hani işi oluyor makyajla gelmek zorunda doğru. Kalıyor olabilir. Sen makyaj yaparken işte atıyorum yani var mı bir rutinin yoksa ben sürerim ve çıkarım mı diyorsun? Nemlendirici, hı-hı. Kapatıcı, allık ve... Öyle bazdı, bazın bazıydı, bazın bazının bazıydı öyle yok. Şeylerin kaşlarımı yok yani. Kaşlarımı tarıyorum bir de arkadaşlarım çok dalga geçiyor Atatürk'e benzemişsin yine diyorlar. İşte öyle değil. Gel sana laminasyon yapalım mı? Gel sana laminasyon yapalım onlar hep böyle yukarı yukarı dursun. Evet kaş laminasyonu bir şey yaptırabilirsin. Yaparız. Bu şeyin içerisinde çiğdem çiçeği varmış ve bu Anadolu endemik diyorlar. Ha. Anadolu endemik ne demekmiş biliyor musunuz? Ne demek? Endemik belli bir bölgeye ait olan demekmiş. Hmm. Sadece Anadolu'da yetişen bir çiçekmiş bu ve Osmanlı'da haremde kadınlar kullanıyormuş. Onların güzellik sırrı. Bak lan bilgilere gel ya. Bana bak. Neyse. O şey İlber Ortaylı ya. Osmanlıymış. Maşallah şuna bak. İlk sorumla geliyorum. Hadi. Sude'cim bir günde bütün paylaştığım videoları kaldırmandaki en büyük etki neydi ve seni tetikleyen bir şey mi oldu ve o tetikleyen şey neydi? Sağlam bir giriş yapayım. Sağlam. Don diye. Hiç öyle yumuşatmadan dan diye ilk sorudan girdim ki seyirciler de şöyle bir ağızlarını suyu aka aka izlesinler. Son dönemlerde YouTube'da kendimi çok iyi ifade edemediğimi düşünüyordum. Ama bunu kendime de itiraf etmiyordum. Biraz korkak bir Sude vardı işte. Söylediklerim oraya mı gidecek? Bu videomdan yine şunu mu söyleyecekler? Hı hı. İşte ilişkim hakkında ya da ailem hakkında ne diyecekler. Çünkü ben çok inanılmaz fazla her şeyimi paylaşıyordum. Neredeyse her günümü vlog çekiyordum. Şöyle bir şey söyleyeyim mi sana aynı zamanda? Lafını balla kestim. Ben senin bütün videolarını seyretmiş biriyim. Ya. Yemin ediyorum. Şaka yapmıyorum. Yani tamamını seyrettim. Yani senin o board yaptıklarını, işte atıyorum ya. Yazın şeylerini, ev tuttuğunu her şeyi biliyorum. Ama itiraf etmem gerekirse bir sabah kalkıp baktığımda hiçbir videonu göremeyince hani ne oluyor dedim. Her gününü bu kadar fazla videoya çekmek ve artık her şeyi video çekmek için yapmaya başlamak benim psikolojime çok iyi gelmedi. Yani o kadar çok takipçimin artması, çok daha fazla insanın beni izlemesi, insanların çok fazla özel hayatıma dahil oluyor olması beni ve çevremi, ailemi bence çok iyi etkilemedi. Birazcık sert bir şey yaşadıktan sonra kendim çok kötü oldum. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum sert ama... Sert bir şey yaşadım dediğin özel hayatımda. Özel hayatımda değil. Bir gün
nedenini hiç bilmediğim bir kriz yaşadım kendi içimde ve bunu çok adlandıramadım. Ve bence sosyal medya tedavi olmaya ihtiyacım olduğunu artık kabul etmek zorunda kaldım diyeyim. Psikolojim çok iyi değildi çünkü. Yani şunu hissettirmek bilmiyorum ne kadar doğru. Ya belki de şöyle düşünüyorum, birilerini suçlamak istemiyorum. Belki de benim psikolojim bunu kaldırabilecek bir psikoloji değildi ve benim böyle bir araya, böyle bir boşluğa ihtiyacım vardı. Aslında sen de kendini güzel ifade ediyorsun. Diyorsun ki ben de yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm zamanlar oluyor. Kendimi iyi ifade edemediğimi, kesinlikle kendi kendime oluyor, de söylediğim. Ya belki bu öz eleştirinin kesinlikle dışa vurumuydu bu YouTube videolarını kaldırman belki de. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü geriye dönüp baktığımda o kadar korkak bir Sude vardı ki son zamanlarda. Söylediklerine çok dikkat çok ediyor. Çok iyi anladım. Bir şey söylemeye çalışırken aslında hiç söylemek istediği o değil. Ya Sude kendini bulamadı son dönemlerde YouTube'da. İfade edemedi. Çok cesur bir karar ama Sude. Bu kadar emek verdiğin bir şeyi bir günde videolarını ve senin videolarını bayağı da seyrediyordu. Yani güzel gidiyordu. Gerçekten güzel gidiyordu. Yoksa... Arşivledim çünkü kendim izlemeyi seviyorum. Bence güzel bir şey. Eski arkadaşlarımla anılarımı izlemeyi seviyorum. Yani. Ama benim gerçekten buna belki birileri inanır, belki inanmaz. Benim sosyal medyadaki amacım daha fazla takipçi, daha fazla izlenmek değil. Abi ben kendi kendime mutlu takılayım. Ya eğer YouTube beni mutsuz ediyorsa ya yapmayayım yani. Bitiririm. Bu kadar basit. Peki bu arşivlediğim videoları bir gün tekrar yok, geri yükleyebilir misin? Wow. Yok açmam. Ben açarsın diye düşündüm yok, biliyor musun? Öyle mi? Yok açmam. Peki yeni videolar yüklemeye başlayacak mısın? Büyük konuşmak istemiyorum. Şu an öyle bir planım yok ama günlük hayatımı paylaşmam bir daha. Vlog yani günlük vlog çekmeyi düşünmüyorum. Ama başka bir konsept olabilir. Markalarla olabilir. Ben bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. YouTube'da 2 tane falan reklam yaptım. Öyle mi? Gerçekten evet, mi? O kadar videonun arasına bir de. Gerçekten yüzlerce videom vardı ama 2 tane reklam yaptım. Yani YouTube benim için çok severek yaptığım, öylesine arkadaşlarımla boş eğlencemi, muhabbetimi, sohbetimi paylaştığım çok keyifli bir alandı. Keyif olarak da kalmasını istiyorum her zaman. Beni güzel anılar, güzel hatıralarda kalsın diyorsun. Beni üzdüğü noktada ne çok takipçiye ihtiyacım var, ne çok izlenen bir videoya ihtiyacım var. Ben bir şekilde mutlu olayım yeter. Ya. Bana şu an 6 aydır yapmıyorum YouTube. Bana bu ara çok iyi geldi. Çok kendimi buldum, kendimi dinledim. Onu diyecektim. Yani işe yaradı mı sen? Evet. Bu sürece çok ihtiyacım yani. Vardı. Çok mutluyum. Ay müthiş o zaman ya. Ne güzel. Evet, süper. Benim için doğru bir karardı. Ve şunu iddia ediyorum. Bunu günlük vlog çeken arkadaşlarıma da söylüyorum. Konuşuyoruz kendi aramızda da. Diyorum ne olur dikkat edin. Çünkü bir süre sonra içeriğimiz bizi tüketmeye başlıyor. Çünkü artık hep aynı şeyleri yapmaya. Her gün kamera, bütün arkadaşlarımızın gözüne kamera sokmaya. Sürekli onu mu çeksem, bunu mu çeksem? Yani bence... Ne özel hayat kalıyor bir noktadan evet, sonra. Ya. Ne bir şey değil mi? Sahteleşiyorsun de, da ister istemez. Evet, bence öyle de şey. Öyle. Psikolojiyi evet. Çok negatif etkileyen bir şey bence yani bu. Gerçekten öyle. Karşındaki için de yani arkadaşın için de zor kötü, bir durum bu kötü, bu arada. Kötü, kesinlikle evet. Ben mesela sizin o içtiğiniz video çok gülmüştüm. Anladın biz mı? Biz de çok güldük yani ama inanılmaz o kadar kişi güldü. Gülmedi ki o videoya. Yani, o kadar çok kişi güzel gülmedi. Bir video. İçiyorlar, sarhoş oluyorlar, her şeyi çekmişler ve insan seyrederken hakikaten bir gülümseme oluşuyor. Doğal olan da o değil mi zaten? Ama işte evet. Bunu yaşamayan şeyden dolayı demiyorum, maddi olarak demiyorum yani. Ortam ortamı olmayan bir sürü insanın da bence aklı kaldığı için böyle yorumlar yapıyor. Yani senin hayat tarzın belki ona uymuyor ama insan bilmediği şeyden de rahatsız evet, olduğu ve korktuğu evet. için anladın mı? Çünkü belki o ortama gelse senden daha fazla eğlenecek. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum ama gerçekten birini suçlamaya hiç gerek yok. Kesinlikle çünkü... öyle, aynen öyle. Sen bu çok güzel bir karar verdin. Çok olgun bir evet, karar bu aynı zamanda. Gayet. Yani yaşının bu kadar küçük olmasına rağmen ben senin bayağı abinim artık yani. Aramızda 10 yaş fark var. Çok radikal bir karar bence YouTube yapan biri için bu. Birdenbire şey yaptın. Peki ve... sence neden çok fazla linçlendiğini düşünüyorsun? Ben bence haddinden fazla filtresiz paylaştım hayatımı. Ve bazı insanlara bu gerçek gelmiyor. Hani abi bu yalan bence. Bu kız böyle değil ve şu an hani samimi olmaya çalışıyor işte. Ama sahte olduğumu sahte, düşünen yani samimiyetini sahte algıladılar. Evet. Belki de o kadar düşünmeden her videomu dan diye çekip dan diye paylaşmamalıydım belki de. Belki de. Magazin soruları gelecek birazdan ama. Magazine bayılıyorum. Seviyor musun gerçekten magazin? Magazin tabii ki seviyorum. Niye sevmeyeyim? Herkes seviyor. Yani herkes en yakın arkadaşına bütün influencer dedikodularını atıyor. Abi bu da böyle olmuş. Hani abi bunlar da ayrılmışlar. Niye ayrıldılar anasını satayım ama bak mesela bak bunu herkes bence ben geçen videoda da söyledim. Herkes birbiri hakkında konuşuyor. Herkes tabii ki konuşuyor. Herkes konuşuyor. O ona atıyor. Ay şuna bak ne yapmış diyor. Ben bazen story geçerken
Kesinlikle. Story seyrederken yani dürüst olmam gerekirse şöyle yapıyorum. Ay ne yapmış bu salak? Mal ya. Hiç, yani, bu olacak iş mi Allah aşkına? Onu anlatıyorum. Üf, bu böyle mi diyorum? Ama bak bunu kendime saklıyorum. Kimsenin fotoğrafının altına girmiyorum. De sen bunu yapmıyorsun da şunu yapmışsın demiyorum. Bunu dünyadaki herkes yapıyor. Bizim sadece Türkiye'ye ait bir şey tabii değil bu. Tabii canım. Dünyadaki insanlar da bunu yapıyor. Bu çok normal bir şey. Ama normal olmayan bence içindeki nefreti tanımadığı birine kusmak. Evet. Sadece ona uygun gelmediği için bazı hareketleri, kahkahan, alkol alman, eğlenmen, dans etmen, tatile gitmen, onlara hırslanmak, evet, onlara kötü konuşmak bilmiyorum. Ya bir de ben şöyle bir şey yaptım sosyal medyada. İşte böyle ilk zamanlar aslında ilişkimi de o kadar çok paylaşmıyordum ya da başkalarını da çok paylaşmıyordum. Çok böyle rahat da videolar paylaşmıyordum. Linç yedikçe dedim ki ulan istediğimi yaparım ya. Aynen. Paylaş kızım be dedim. İç dedim, sarhoş ol dedim. İstediğini paylaş dedim. Linçler seni aslında biraz da kamçalayıp bir gaza da getirdi. Tabii. Ya dedim zaten yiyorsun, ne yapsan yiyorsun. Aynen. Ya bir kere köpek sahiplendirmeye çalıştım. Köpek linci yedim ya bak köpek. Ne diye? İstanbul'da bir semtin teyzeleri tarafından mahkemeye verilmekle tehdit edildim. Ve evimi bulup bana bir şeyler yapacaklarıyla ilgili tehditler falan aldım. Sırf onların mahallesindeki sakat bir köpeği sahiplendirmek istediğim için. Ve bunu sosyal medyada bir linç haline getirdiler. Eski beni takip edenler bilir, yıllar önce ağlamaktan içim çıkmıştı. Elim ayağım tutuyor. Ablama diyorum ki abla kesin beni mahkemeye verecekler. Ben nasıl sokağa çıkacağım abla falan. Abla ya beni bulup döverlersin falan. Gerçekten. Gülüyoruz ama bu çok tehlikeli bir şey. Çok trajikomik bir şey aslında gülüyoruz ama. Tabii. Şu an çok dalga geçiyorum tabii ki ama yani birike ben de bu sefer daha hırslandın her şeyi hırslanıp acaba böyle paylaşacağım ulan. Siz beni linç mi edersiniz? Ha. Ben de daha da bokunu çıkarıyorum. Kısasa kısas yapmışsın sen biraz. Yaptım. Sana biraz renkli makyaj yapıyoruz bu arada şeyde. Ya, çok dediğimiz gibi normal. Şeyler. Peki şu an sosyal medyayla aran nasıl? Bok gibi dermiş hani. Ya bok gibi değil. Ama Instagram'dan çok keyif almıyorum. Yani YouTube izlemiyorum zaten. Günde çok kaç çok saat az kullanıyorsun? Aa, bizi Instagram de mi izlemiyorsun? Mesela? Sizi izliyorum. Ha, arkadaşlarımın tamam videolarını ha, izliyorum. Anladım. Ha. Tamam. Ama eskiden mesela ben YouTube'da vakit geçirmeyi çok severdim. Küçükken böyle yabancı YouTuber'ları, Türk YouTuber'ları o kadar izlerdim ki yani. O şeyin kaç gitti biraz. O heves birazcık tam gitti diyebilirim. Tam yukarı bakmanı isteyeceğim kuşum şimdi. Ben de YouTube'la ilgili. Ya bir de şöyle bir şey. Artık herkes aynı içerikleri üretiyor. Evet. O yani zaten bir herkes sorun. Aynı şeyleri yapıyor. Ya ablama YouTube'u bırakmamla ilgili sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Niye artık vlog çekmiyorsun? Abi zaten 200 tane vlog çekmişim. Ben artık bavulumu nasıl topladım? Haydi bakalım tatile gidiyoruz, merak etmiyor, vlog çekmek yani istemiyorum hani. Daha yaratıcı şeyler ben 10 kere bavul topladım zaten. Hani yani ne yapayım ben yani artık günlük vlog yapmak biraz şey beni geliyoruz tatmin etmiyor diyelim. Peki Sude, bam diye bir soru geliyor. Hazır mısın hadi şu an? Hayatında biri var mı şu an? Hayatımda şu an biri yok. Bu kadar. Okay. Herkese sevgiler diyorsun. İlişkiyle ilgili şeyleri cevaplamaktan çok korkuyorum. Ha, tamam, neden? Saygı da duyarım bunu bu arada. Bunu ama şöyle anlatmak isterim. Ama bunu yok sevgilim diyorsun şu an. Şu an evet sevgilim yok, ilişkim yok. Doğru söyle kız. Ya kalbimde daimi biri var tabii ki. Oy sevgilim ben. Aşkım ama benim. Ama şu an bir ilişkim yok ama böyle olması gerekiyor. Her şey zamanla bakalım. Ne diyeyim sana yani? Bir olgunluğa çökmüş. Bu 6 ay sana iyi gelmiş. Tabii bana çok iyi geldi ya. Benim bu araya işimle ilgili, ilişkimle ilgili benim bir gerçekten araya ihtiyacım vardı. Çünkü ben kendi kötü oluşumu kabul etmem ve onu çözmem gerekiyordu kendi içimde. Aferin ya. Böyle bu kadar süreç. Farkındalığı yüksek. Bu yeni nesil jenerasyon farkı vallahi, çok enteresan ya. Gerçekten çok. Ben 25 yaşındayken en büyük derdim Yeşilpınar minibüsünü kaçırmamaktı ya. Vallahi billahi yani işe giderken o minibüsü kaçırmamaktı benim en büyük derdim. Bu yeni nesil başka yani. Gerçekten enteresanlar. Sude hiç küs olduğun bir influencer veya bir YouTuber var mı? Var. Konuşmadığım biri var. Tanıyor muyuz peki? Kız mı erkek mi? Tanıyorsunuz. Buraya konuk olarak geldi mi gelecek mi yoksa? Onu biliyor muyuz peki? Ya buna cevap veremem. Tamam. Yukarıya o zaman şimdi. Madem öyle. Buna cevap vermek istemem. Tamam buna cevap vermek. Bak ne kadar net. Buna cevap vermek istemiyorum dedim. Ama varmış. Zaten Sude'nin muhtemelen takipçileri aşağı yukarı biliyor. Ha, biliyorlar mı? Tabii, ha, tamam. Biliyorlar. Ama onların bilmediği kişiler de var. Yani sevmediğin. Direkt ya sevmemek değil. Anlaşamadım. Yaptığı etik ahlaki değerlerinin bana uymadığı, benim hoşuma gitmeyen insanı ben niye takip edeyim ki? Beni rahatsız ediyor sosyal medyada. Bu kadar medyada basit. Hani altına niye gidip yorum yazmıyorsun hani zaten ne şeyde. Ne yapayım ki gidip
kanka mı olayım, konuşayım doğru. Hani hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ama çok fazla sevdiğim arkadaşım da var valla. En sevdiğin hangisi mesela? Sosyal medyadan tanışıp en sevdiğim Aleyna. Sosyal medyadan mı tanıştınız siz evet, onunla? Evet, bizim tanışmamızı anlatayım sana. Evet. Tişört markası vardı Orkun'un. Ben onun yanında çalışıyordum. Benim ilk işim Orkun'un yanında. Şaka buradan yapıyorsun sen. Selam söylüyorum. Aa. Orkun bana çok güzel yollar açtı hayatımda. Orkun'la pek aran nasıl? Orkun'la şöyle. Herkes bizim küs olduğumuzu düşünüyor ama pandemiden dolayı abi ben bir yıldır kimseyle görüşmüyorum ki. Kimseyle. Bütün influencer YouTube bir sürü arkadaşımla görüşmüyorum. Küs değiliz. Ama tabii ki onun işleri çok büyüdü. Bambaşka işler yapıyor. Orkun kendisi belki anlatır zaten. Benim işlerim başka bir yere gitti. Taşındım bir de onun yaşadığı bölgeden. Ya bir de hayat gayesi sürekli yan yana olmak zorunda mıyız yani? Ya bir de ben artık Orkun'la ayda yılda bir görüşüp onunla görüştüğüm şeyi de story atmıyorum zaten i̇şte yani. Bak. Hani paylaşmıyorum ki çoğu yakın arkadaşımla ya da bir arkadaşımla bir şey diyebilirim. Çok güzel bu soruyu da sordum. Sen Aleyna'yı anlatıyordun bu arada. Orkun'un tişört markasına bir tane işte kız arıyoruz. Fotoğraf çekilecek bilmem ne. Sonra biz Aleyna ile çekim için buluştuk. O gün de ben ilk YouTube videomu çektim. Benim ilk YouTube videom da yanımda oldu. Ya güzel Aleyna bir bağlantı. Ve Aleyna da eve gidip demiş ki çok yakın şu anki ortak çok yakın bir arkadaşımıza. Ya ben hani bu kızla çok yakın olacağım kesin. Çok ya, tatlı. Ya ne güzelmiş. Evet bayağı Aleyna'dır ya en YouTube sayesinde tanışıp da. Peki Instagram sosyal medyanın sayesinde sana kattığı en şahane dostluk, en şahane arkadaş hangisi desem? Şöyle bir örnek vereyim. Yine Aleyna'yı sayabilirim bunun hı-hı içine. Orkun falan benim zaten lise arkadaşım. Hı-hı. Onlar bu sosyal medya. Bu daha eskiydi değil mi? Tamam. Tabii tabii çok eski arkadaşım. Şu tartı olabilir ben bir influencer grubuyla Mardin'e gittim. Hı-hı. Ve o Mardin ekibi benim için çok kıymetli. Sayıyorum abi Mardin hemen ekibini. Hemen sadece bir dakika. Beni influencer yapan insanlar onlardır. Ben eğer onlar olmasa korkup kimseyle tanışmazdım. Kimmiş onlar? Cansu Akın, Cansu Dengey, Aslı Özder. Ceren Ceylan, İrem Akdemir, Damla Kalaycık, Ece Dinç. Muhteşem. Sosyal medyanın da baba influencerları yani eski influencerları. Evet. Hepiniz muhteşem insanlarsınız. Daha sayamadığım bir sürü arkadaşım vardır ama o ekip benim ilk tanıştığım influencerlar. Anladım. O yüzden de yerleri başka diyorsun. Onlar çok başka yeri. Hepsi ablam, kardeşim gibi. Yani çok seviyorum onları. Çok başka var. Aa, süpermiş. İsim de veriyorum bu kadar, bu kadar pozitif bir kısa. Evet. Neden bu kadar kötü? Nasıl bu kadar linç emin ya? Bu linçleri ya da yorumları okuyor musun? Tabii. Ben bir sapığım ya. Hiç yalan söyleyemeyeceğim. Ay işte takmıyorum. Hiç okumuyorum falan. Tek tek okuyor musun bayağı? Sadece aileme verdiğim bir söz var. Yine 6 ay önce şeyi sildim Twitter'ı. Twitter'a hiç bakmıyorum. Ama linç yediğim zaman takipçilerim atıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Twitter'ı ben de bakamıyorum. Hiç. Çok beni çok mutsuz ediyor Twitter. Sildim Twitter, ben. Evet çok ya. Mutsuz. Çok mutsuzlar. İnanılmaz mutsuzlar. Şimdi Twitter beni mutsuz ediyor. Birini eleştirince mutsuz mu oluyoruz? Fikrimizi söyleyemeyecek miyiz? Bak hemen yapıştırırlar cevabı. Tabii. Ama abi yani öyle şeyler yazıyorsunuz ki bunu mutlu bir insanın öyle bir vakti olmaz zaten. Yapmayın etmeyin hiç gerek yok bak, ya. Bak geçen videoda da konuştuk biz onu. Eleştiri başka bir şey. Evet. Sabaha kadar eleştirsin. Ben dinlerim de bu arada ne katabilir tabii, beni. Tabii ben de insanları eleştirmeyi seviyorum bu arada. Birçok şeyi. Olumlu eleştirdiğin olumlu bir şey var. İlla eleştirdiğin olumsuz olmak zorunda da değil zaten. Gerçek bir şey katmak içinse bence zaten kişinin iyi niyeti veya kötü niyetli olduğu eleştiri tarzından da üslubundan da ortaya çıkıyor. Bana mesela işte hep aynı örneği veriyorum. Yani iyi bir şekilde eleştirse, benim mesela makyajımı eleştirse işte atıyorum değiştiremeyeceğim bir şey eleştirdiği zaman ben o zaman deliriyorum. Ben buna bir örnek verebilir miyim? Daha lütfen ver. Konuk sensin vallahi çünkü. Vallahi çok lütfen güzel biraz bir konuş. Örnek vermek istiyorum. Ben geçenlerde depresyonla ilgili bir linç yedim. Evet. Çok net söylüyorum. Belki de story'm gerçekten beni çok doğru ifade eden bir cümle kuramamışım. Kendimi çok iyi ifade edememişim. Bunların hepsi olabilir. Hiç sıkıntı değil. Hı hı. Benim orada anlatmaya çalıştığım şey ben kötü olduğum, depresyona girdiğim ya da adını söyleyemeyeceğim herhangi bir psikolojik teşhisi atlatmak için önce kötü olduğumu kabul etmem gerekiyor. Hı hı. Ben kötü olduğumu kabul ettiğim an iyileşmeye başladım. Hı hı. Çünkü kötü olan bir şeyle yüzleşmediğin zaman, ben iyiyim, hiçbir şeyim yok dediğin zaman, o kötü olan hisleri yaşamadığın zaman ben kendimi iyi hissedemiyorum ve hı hı tamamen bunu açıklamaya çalışmıştım. Ama inanılmaz bir yere çekip senin söylediğin şeyler bir insanı intihara sürükleyebilir. İşte psikolog Sude Alkış konuştu, her bokolog Sude Alkış konuştu bilmem ne. Ya benim hiçbir iddiam ya da hiç kimseye bir tavsiye vermek gibi bir niyetim yok ama o kadar sert bir noktaya getirip o kadar intihara sürüklüyorsun insanları ne demek? Ya siz benim bu kadar üstüme gelerek beni neye sürüklediğinizin farkında mısınız mesela? Bir genç kızın bu kadar bir yani kadar söylediğini bilmem nereye çekip 10 bin kişi ağzına sıçıp sen öyle intihara sürüklüyorsun, sen böyle gerizekalısın, sen şöyle
dediği zaman ben neye sürükleniyorum? Yani benim canım can aynı değil şeyi, mi? Aynı şey doğru. Hemen dürüst bir şey bakış açısıyla söyleyeyim. Ben senin story'ni gördüm de dedim ki eyvah. Ne dedin? Çok üstüne gidecekler dedim. Hmm. Ne yapacaktın biliyor musun orada? Bu benim cevap verebileceğim bir şey değil. Ama işte hep beraber öğreniyoruz evet, bunu. Evet öğreniyoruz. Bu ben benim cevap verebileceğim bir şey değil. Bunu kesinlikle bir profesyonel danışman gerekiyor diyecektim. Bu öyle. Olmayacaktı böyle. Bana biri bile çıkıp deseydi ki ya bak Sude senin söylediğin yanlış bir yere gidebilir. Bence sen de bunun farkında değilsin. Hani bir dikkat et dese. Saydı biri. Sen ben çıkardım, belki silerdim, özür dilerdim ya arkadaşlar. Ben hiç buraya gideceğini düşünmemiştim. Adam ne? Ay ben salaklık etmişim ya derdim. Bu kadar basit. Ben bir de özür dilemeyecek, hatamı kabul etmeyecek biri hiç değilim. Değilsin, ben aynen bütün öyle. YouTube videolarımda ben genç bir kızım, hata yapıyorum, bir şeyler deniyorum ve bir şeyler öğreniyorum. Bunu da sizin karşınızda yapıyorum. Hatasıyla doğrusuyla. Bu kadar basit. Bir de çok gerçekten basit. Şunu unutuyorlar. Sen de bir anne babanın çocuğusun. Ya, evladısın ya. Anladın mı? Vallahi. Aynen öyle. Vallahi annemle babam çok üzülüyor. Vallahi onu diyecektim ya. İşte. Ya yapmayın abi. Yani sadece onu düşünerek yapmayın. İyi bir insansan bile mesaj at. Madem içindekini dökmek istiyorsun. Vallahi mesaj bu kadar olsun. Hani vallahi. Kusmak istiyorsun içindekini. Abi direkt mesaj atın. Bu insanların anneleri babaları var. Evet yanlış yapabilirler. Yanlış yapabiliriz. Yanlış öyle. İnsana ait bir şey peki, zaten. Peki yediğin yani. En büyük linç neydi? Ya aklıma bir şey geldi. Bu beni duygulandırıyor birazcık. Yine ilişkim hakkında çok konuşmak istemiyorum ama çok güzel bir ilişki yaşadım. Hı-hı. Ve çok güzeldi benim için her şey. Eski erkek arkadaşımla paylaştım. İlk fotoğrafta ben bir linç yedim abi o gün Twitter'da. Bu kadar çirkin bir kız nasıl bu kadar yakışıklı bir çocukla sevgili olur diye bir linç yedim. Ben hayatımda kendimi bu kadar iğrenç ve çirkin hissetmemiştim. Yani o kadar... İlişkiye nasıl yansıdı o kadar kötü ki. Ve bana yani ya başka şeyler için benimle birlikte ya. Biz başka bir şey yaşıyoruz. Yani nasıl beni bu kadar aşağılayabilir? Ben kıskançlık kıskançlık. Ya çok şöyle bir şey. Kıskançlığımı geçiyorum. Beni şu çok etkilemişti. Biri şey diye mesaj atmış ya. Hatta mesaj diye tweet atmış. Abi bu kızı bu selülitlerle nasıl... İşte şey yapıyorsun. Gerçekten mi? Gel ya? Beni şey yap diye adresini atmış. Şey yap da çok kötü oldu. Biplemeyelim diye. Ay, yani inanamıyorum. Bu bir kadının bir kadına yapabileceği en korkunç şey. Bir de bir kadının şey. Hem de. En korkunç şey. Ya ben orada mutluluğumu paylaşıyorum abi sizinle yani. Size ne? Hani... Peki sen nazar değdiğini düşünüyor musun bu şeyde? Kesinlikle. Nazar anlıyor musun? Benim çok etkiledi ya. Bir buçuk yıl. Evet. Ne kadar oldu biteli bu arada? Ben tam tarihler bende yok. Ya bizim... yakın zaman, çok mu yakın bizim zamanda? Bizim işler çok karışık ya. Ben çok yorum yapmak uzatmalı istemiyorum. Uzatmalı mıydınız yoksa bir onu da bilmiyorum. Hani ayrılıp barışmalar açıkçası falan. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. İlişkimle ilgili detayları sosyal medyada paylaşmak istemiyorum. Ben kendi içimde... En azından bir süre bence de. Evet, yani. Kendi içimde. Ya bu şey değil, bir fotoğraf paylaşmak değil. Evet. Paylaşılır anladım. Da zamanı gelir, fotoğraf da paylaşılır ama... Her şey ama ben duygusunu paylaşmak. Özel hayatımın o duygusunu o oluyor. Şu an biz sevgiliyiz. Biz şu an aslında şöyleyiz demek istediğim bir şey değil. Çok iyi dedin. Çok iyi anlattın. Belki de ya bilmiyorum bunu ama etkiliyor hissiyatım ya, bu. Çok etkiliyordur ama. Etkiliyor. Yani inşallah umarım birliktesinizdir. Çünkü ben çalıştım. Özgür'le adını vermemde problem var mı? Yok. Yok. Çok düzgün bir insan. Gerçekten öyle. Biliyorum ki yani bir de senin bu olgunlukta bunu söylemen, mesela atıyorum ne kadar iyi bir insan olduğunu hala üstüne bastırıp çünkü kesinlikle. Ayrılıklarda genelde bizim beklediğimiz şey şu ya, hayır, Allah belanı hayır, versin, hayır, geber, hayır, şerefsiz falan hayır, ya hani. Hayır, o yani sevgili olmak zaten. Ya da bir o hiç önemli değil ama muhteşem bir insan. Ne yani, kadar muhteşem. Güzel böyle bir şey söylemesi hayatımdaki, ya. Hayatıma gelen en iyi insanlardan biri. Çok mutluyum ne kadar o tanıdığım güzel. İçin. Her şey hakkınızda hakikaten hayırlısı olsun. Gerçekten hala şimdi ayrıldıktan sonra bile bunu söyleyebiliyor olmak zaten büyük bir şey. Ben ayrıldım hiç kimse için böyle bir şey söyleyemem. Peki senin takipçilerinden dedi. Sence kaçı haterlarından oluşuyor? Beni takip edenler hater değil bence. Beni stalklayan ve bir Twitter tayfa beni takip etmeyen. Ya da storylerine bakanların kaçta kaçı haterın gibi düşün. Yani yarısı haterın mesela. Ya valla haterlarım kızacaklar ama bana yani onun oranını veremem ama bana inanılmaz bir etkileşim sağlıyorlar. Yani gerçekten yani. Doğru. İnanılmaz yani. Ve şuna çok şaşırıyorum. Bu kız niye işte bu kadar takip ediliyor? Bu kızın niye bu kadar çok işte takipçisi var bilmem ne falan. Allah abi, Allah. Abi beni siz linçleye. Popüler yaptınız. Beni popüler yaptınız. Ben hiç yani benim gerçekten içeriklerim falan da ben ne düzenli içerik paylaştım ne sosyal medyada çok izlenecek rahat kız rahat büyüyen yani
büyümeye yönelik içerikler paylaştım. Ben kendi kendime takılıyordum. Beni linçleyen de sizsiniz, popülerleştiren de sizsiniz. O yüzden yukarı çıkan da aşağı indiren hepsi bilmiyorum ne kadarı, istiyor. Ne kadarı doğru. Bilmiyorum. Suze seni bu videodan sonra çok daha başka tanıyacaklar bence, biliyor musun? Umarım kendimi ifade edebiliyorum. Bence hayır, bahane çok olsun. İyi. Daha ne kadar iyi ifade edebilirsin. Şahanesin bence. Şeyde iyi ifade etmekten şey yaptım. Hemen böyle şey fotoğraf geldi, dosyam geldi. Açıldı burada. Tızı tızı tık bir şeyleri gördüm. Sen okulu bırakıp sosyal medyaya mı girdin? Böyle bir şey okudum senin alakalı. Benim şöyle, ben şu an aslında iki üniversitede okuyorum. Bu yıl geri kaydımı yaptırdım. Ben Mimar Sinan'da sosyoloji okuyorum. İstanbul Üniversitesi'nde sinema okuyorum. Uzaktan. Maşallah. Evet. Zeki de kız. Olmak ya istediğin şey ne peki? Olmak istediğim turnike şey. Turnike kızı olmak istiyorum dermiş bu kadar. Yok, şeyden ben sonra. Ben belgesel yapmak istiyorum. Ya. En büyük hayalim bu. Ben yönetmenlik yapmak istiyorum. Aa. Kamera arkasında olmak istiyorum. Önünde değil. Evet. Çok belki güzel reklam karar. Filmleri olabilir. Ya ben bak, video ben çekmek klipler istiyorum. Evet, onu diyecektim. Seçkin de klip çekecek şeyde. Ben video çok seviyorum çekmek, ben de o işleri üretmek, ya. Üretmek, edit yapmak evet. Onları. Bizim bir de bence işimizin gerektirdiğinden dolayı biz kamera arkasında olmaya o kadar alışmışız ki. Ben mesela sete gittiğim zaman falan gerçekten ben de hani hiç çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. Evet, evet benim için set çok, çok çok güzel bir ortam. Bakalım. Senin İnşallah sildiğin videolardan en favori videon hangisiydi peki? Nike'la yaptığımız bir video vardı. O videom, bir tek o kalsaydı keşke. O videom favori videom. Geri yükle onu. Benim için çok gurur verici ve çok sen çok özel misin? Bir videoydu. Londra'ya gittin değil mi sen evet. De onunla ilgili? Londra'daki video. Nike'ın global reklamında oynayan ilk Türk influencer oldum. Wow, ve onun backstage'i ve oradaki etkinliği videoya çektim. Benim için Nike'la yolculuğumuz çok özel ve güzel. Nike'la birlikte olmamın ve güzel bir iş yapmamın sebebi de benim yediğim linçler ve onlara verdiğim cevaplar bu arada. Benim arkamda duran bir marka ve ne güzel ya. Bazen aslında şey diyorum. Linçler bazen güzel şeylere de yol açıyor. Vesile o yüzden. Ve tabii ki açıyor bu arada. İşte bunu nasıl handle duruşun ettiğine. Duruşun ve senin onu nasıl gerçekten karşıladığın, bunu nasıl çok, karşıladığın önemli. Çok önemli senin evet. Gerçekten. Ama bence sen benim açımdan doğru bir şey yaptın. Hiç YouTube paylaşmasaydın dediğin bir video var mı peki? Var ya, hiç paylaşmasaydım var öyle videolar. O eğlendiğiniz akşam mı? Yani onlar bana kalabilirdi bence ya. Hayır, çok gözüktüm ama. Bari bana da izin. Çok, arada, bana da bence, izin ver, ben de seyredeyim şey, bari. Bence, bence yetki verdi. İnanılmaz komik videolarım vardı. Çok... O kadar eğleniyorduk ki yani. Kamera hiç yok orada, biz aşırı sarhoşuz falan. Bak. Çok komikti. Çok komikti. Komikti. Gerçekten de. Çok komikti yani. Bize, bize şey ver, yetki versene seyredin arada. Abonelik ki. Bir şey diyeceğim aşkım. Şimdi maskarını sürdüm ama bence senin bir kat geçmen gerekiyor bu şey. Evet evet. Peki Sude, seni en çok ne üzer? Sevdiğim insanların hepsi beni üzebilir. Ben her şeye çok üzülüyorum. Ben de öyleyim. Çok mu duygusalsın? İnanılmaz çok. Burcun ne Sude? Yengeç burcu. Aa bebeğim Sude. Ben çok duyuyorum. Yani ben eğer birini seviyorsam onun her şey beni üzebilir. Yengeç kadın zordur ya bir de. Çok zordur yani. Çok duygusal. Peki Sude, sizin madem şimdi Londra Nike falan işbirliği derken sizin Londra'daki videonuzda bak ben nasıl seyrettiğimi sana daha artık ne kadar anlatabilirim. Siz evden kovuldunuz. Aşırı bir apar topa. Değil mi? Aşırı ses apar yüzünden topar. Böyle bir şey oldu. Abi onun gerçek nedeni mi? Ne? Onun gerçek nedeni ne Sude? Şimdi şöyle, benim bir de sosyal medyada hiçbir zaman paylaşamayacağım inanılmaz deli bir hayatım var. Ya ben deliyim yani. Benim arkadaşlarım da deli. Paylaşacaksın, paylaşmışsın. Ya yok yok ya, yok yok. O bir şey ya değil diyorsun. Biz yaramaz da bir ekibiz böyle. Türlü çılgınlıklar yaptık, bir şeyler yaptık. Tabii danslar, biraz ses müzikler, de yaptık. Danslar, onlar bunlar. Ortalığı biraz karıştırdık biz. O kadar da masum değil yani. Ben o videoda kızıyorum. Kovuldunuz mu evden? Gürültüden kovulur mu falan ama kovulduk evden. Baya paramızı falan alamadık ama. Gerçekten o kadar haksızız yani. Baya öyle öyle. Haksızız gidin yani. Yani. Evet 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 evet. Evet. Bu İstanbul'da oldu mu böyle bir şey? yok. Bu konuda kapatıyorum Londra'da. Diyor. Londra'da. Sadece Londra'da mı oldu böyle bir şey? Sonra yok. Ev buldunuz. O mekan çok enteresandı. Çok enteresan. Cinli minli bir şeydi. Evet, bir yani... tane böyle kavanozun içinde küller falan vardı. Ben birinin... şeyi de hatırlıyorum. Mahalle de çok tekin çok değildi. Enteresan. Siz bayağı bir evet, buradan hemen yaşadık. Bir an önce tabii, gidelim tabii, falandınız tabii, yani tabii, şeyde. Tabii. Ben çok iyi bir YouTuber seyircisiyim ya. Gerçekten. Vallahi billahi. O zamanlar YouTube'da ama bak. Evet. Herkesin ben. Sen o zaman çok eğleniyordum. Evet ama şey istiyordum. Böyle yaptıkça yapasım geldi yani. Sude'cim, ismin MFÖ'nün şarkısı evet, daha mı geliyor? Evet, gerçekten mi? Sude, Sude, Sude. Gerçekten mi? Evet. Ya çok tatlıymış o da. Evet. Annen iyi bir müzik şeyi o zaman, yani müzik kulağı var. MFÖ'yü sevdiğine, dinlediğine göre. Yani bundan bilmiyorum. Şey aldığına göre. Evet. İlgisi var
var mı bilmiyorum ama çok tatlı gelmiş onlara ve sormuş. Diye. Çok da bence tam Sude'sin sen bu arada. Hani seni hiç tanımasan adını Sude derdi. Bence de Sude'yim ya tam. Lisede de tiyatro ile ilgilenmişsin. Hala devam etme isteğin var mı bu tiyatroya? Ya ben tiyatroya bir ünlü oyuncu yüzünden küstüm. Kim yüzünden? Adını veremem. Asla vermem abi. Neden? Abi. Erkek yok, mi yok. Kadın mı? Erkek. Ben İstanbul'a taşındığım yıl, Mimar Sinan'ı kazandığım yıl, yani bir oyunculuk, kamera önü oyunculuk eğitimi gibi bir şeyden burs kazandım. Ve o ünlü oyuncunun böyle 10 kişilik kontenjanlı bir yerinden bir burs kazandım. Çok da detayını vermek istemiyorum anlaşılır diye. Anlaşılabilir diye diyorsun. Öyle yaşlı biri mi? Genç. Genç yani öyle müjdat gezen değil. Bilmem ne gibi. Çok genç değil. Beni çok sevdiğini, bana yardım etmek istediğini, işte burslu olduğumu falan söylediler. Ama sonra kasta ajansına yazılacağım için bir para anladım. İstedi. Yani benim için çok büyük bir paraydı o. Ailemi aradım. Ya baba dedim ya hani var mı hiç şöyle bir para? Kızım hani çok mu önemli dedi yani. Hani çok mu istiyorsun? Nasıl bir şey? Sen artık bitirdin makyajı. Yok dedim babaya. Çok önemli değil. Salalım. Devam etmedin o zaman. Ama o günden sonra bir daha hiçbir şekilde tiyatro sahnesine çıkmadım. Ve çok severek yapıyordum. Ah be. Evet. Şey yapmış nasıl engellemişiz? Şimdi pandemiden sonra en yakın arkadaşım Yiğit'le yıl sonu göstericiliği. Hani böyle bir oyuncu olmak gibi bir şey değil ama hobicilik. Hobici teyze tiyatrosu yapmak istiyorum. Yapın tiyatro. Ne olacak? Eğlencesine arkadaşlarımız izler falan öyle kendi İzlenir aramızda. De bak. Kesin. Hani sosyal medyada ya da birilerinin izleyeceği bir şeye dönüşmesini istemiyorum ama lisedeki gibi kalsın istiyorum hayatta. Çok eğleniyordum çünkü o heyecan. Çünkü çok o güzel. Heyecan. Ne evet. Güzel. Vallahi Sude. Vallahi Sude geldiğin için çok gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok geçti, güzel geçti. Bilmiyorum. Ve ben hakikaten anlamadım nasıl geçtiğini. Her sorumuzu da sorduk vallahi. Patır patır gitmiş hakikaten yani. Hepsini cevapladın. Çok teşekkür ederiz. Çok şahanesin. Umarım kendimi doğru ifade edebilmişimdir. Yani yanlış bir şey söylediysem de. Sileriz. Hayır, silmek değil. Ya illa kendime göre bir sebebim vardır onu söylemekte yani. Ya çok salın, da salın yani. Salın insanları. Vallahi evet. Şöyle salın. Bir sağ bir sol yaparak şu yakın kameramıza iki farklı makyajı böyle gösterir misin? Tamam şöyle yapacaksın. Şöyle. Şimdi kapatalım. Tamam. Yes. Bu efendim. Ben de sorulara bakayım o zaman. Daha kötü olan taraf. Aa! O da benimle yaptığım daha böyle şey hafif doğal uçuş. Gerçekten iyi ki geldin. Müthişsin. Çok şekersin. Çok. Hediyenin için de çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda onu giyeceğiz bu arada. Ben de çok teşekkür ederim. Bu arada hakikaten çok yakıştı. Çok da şeker çok olmuş yani. O zaman ne diyoruz? Önümüzdeki hafta pazar günü saat 7'de bize kaldı YouTube hani. Kanalında. Biz yine burada olacağız efendim. Abone olmayı, like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumun haftaya... hepsini okuyacağım. Ha? Gerçekten mi? Arkadaşlar beni linç falan ederler. Beni sevenler aşağıya yorumlar yapsın. Ya, biz ne yapıyoruz biliyor musun? Hepsini. Biz canlı sohbette oluyoruz aynı zamanda. Sana da haber verim sen de gelirsin tamam, canlı sohbete gel. Bak güzel yorumlar. Çok güzel yorumlar. Söyleyecek iyi bir şeyiniz varsa lütfen paylaşın. Kötü bir şey varsa sonsuza kadar susun. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Ya Sude seni yiyeceğim. Çok tatlısın vallahi ya.